Sana çok güzel bir haberim var. Ayşe'yi buldum. Ne? Ne? Buldunuz mu? Nerede? Nerede? Dur, nerede? Dur, dur oğlum, dur, sakin ol. Bugün gördüm. Nerede beyim? Nerede? Burada. Dur, nerede? Ömer'in evinde. Ömer'in evinde mi? Lamia'nın yanında. Nasıl peki? İyi mi? Bir şey yok değil mi? Yok bir şey, merak etme. Onların orada ne işleri varmış? Sen niye getirmedin onları patron? Gelmedi ki. Gel götüreyim seni dedim. Yok. Benden nefret ediyorlar. Ben gidip alayım patron. Oğlum dur, nereye bu saatte? Duramam patron. Kardeşim orada, gidip dur alayım oğlum, bacımı. Dur dur. Olmaz Mirza. Öyle bostana girer gibi Ömer'in evine giremezsin. Bekle. Bir dur. Sabah olsun. Gider görürsün. Şirketten biriyle yollarım ben seni. Yarın bir de cep telefonu ayarlarım ben sana. Yalnız Ayşe'yi buraya getirmeye çalışma şimdi. Ne edeceğiz? Oradaki tek kontağımız o. Kime bakmıştınız? Ben Ayşe'ye bakmıştım. Burada yaşıyor. Lamia Hanım'la beraber gelmişlerdi. Kim diyelim? Abisiyim ben. Mirza. Mirza dersiniz. Bekleyin. Lamia Hanım'ın yardımcısının ziyaretçisi var efendim. Abisiymiş. Mirza dedi. Getir bana. Arabamı da hazırlamalarını söyle. Şirkete gideceğiz. Başınıza gelenleri biliyorum. Annenizi arıyormuşsunuz. Eğer isterseniz annenizi bulmanız için size yardımcı olabilirim. Senin esaretin benim prangalarım oldu. Bir laf vardır. İnsanların kaderini çizen karakterleridir derler. Demek ki beni tanıyoruz. Halep'te sizi tanımayan yoktur şeyim. Ama ben seni tanımıyorum. Benim adım Mirza. Ayşe'nin abisiyim. Halep'ten geldim. Peki kardeşin Ayşe'nin burada benim yanımda olduğunu kimden öğrendin? Bak Mirza. Madem beni tanıyormuşsun, o zaman namımı da bilirsin. Benim yalancılara tahammülüm yoktur. Eğer biri yalan söylerse ne yapar eder doğrusunu öğrenirim. Doğrusunu bulduğumdaysa o yalan söyleyeni bir daha konuşamaz hale getiririm. Şimdi tekrar soruyorum. Ayşe'nin burada olduğunu kimden öğrendin? Kardeşini görmek istiyorsan bu soruya cevap ver.
Ali Asyalı. Ali Asyalı demek. Onunla ahbaplığın nedir? Beni buraya kendileri getirdi. Anladım. Şimdi kardeşini görmenin bir şartı var. Beni iyi dinle. Ayşe buraya gelişleriyle ilgili sana ne anlatırsa doğru edeceksin. Sen kendi bildiğine hiçbir şey anlatmayacaksın. Ne Ali ile ne Lamia ile ilgili hiçbir şey. Çünkü doğrular bende. Beni anladın mı? Eğer aksi bir şey söyler ya da ima edersen, bir dahaki ziyaretin kardeşinin mezarına olur. Tabii bir mezar olursa. Hadi çıkabilirsin. Ayşe, Ayşe, Ayşe bacım, Ayşe bacım. Ağlama bacım, ağlama, ağlama, ağlama. Bak, ben buradayım. Neler geldi başımıza Allah'ım. Çok şükür, seni buldum ya. Bir şükür Rabbime. Umar Bey bizi bulmasa ikimiz de ölmüştük. Hep o soysuz mühendis Ali yüzünden. Sen nasıl ona tutunup da gelirsin abi? Başka geliş yolu mu vardı Ayşe? Sizi Halep'te bulamayınca, bütün ahaliyi de duyunca buraya göçmüş, ben de mühendislerle birlikte geldim. Sırf senin izini bulayım diye. Allah o Ali'nin bin türlü cezasını versin. Kendi rahatına, kendi işlerine sattı Lamia ablamı. Ölümlere terk etti. Görsen Lamia ablam ne acılar çekti. Sen de bir an önce kurtul o soysuzdan abi. Gözünü seveyim. Güven olmaz ona. Ben seni buldum ya. Kaçar kurtuluruz artık, merak etme sen. Bir işe de girince alırım seni buradan. Beni düşünme. Umar Bey dünya iyisi bir adam. Burada çok rahatım. Sen nasılsın? Ben nasıl olayım? Ayşem, bacım, canım. Seni buldum ya Ayşem. Ölsem de gam yemem artık. Çok şükür Allah'ıma. Dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya seni. Abim, seni çok özlemişim. Seni alacağım bacım. Buradan götüreceğim seni. Ha? Mirza mı geldi? Evet. Ali? O yoktu. Mirza geldi. Beni almaya gelmiş. Şimdi gelemem dedim abla. Abime sordum iyice. Her şey şeyhin bize anlattığı gibiymiş. Ali Bey şeyhle anlaştığı için seni bırakmış. Kendi şirketlerini kurtarmak için. Ben de abim yalanlar diye bekledim ama... Abin onunlaymış demek. En kısa zamanda kurtulacağım o itten dedi. Benim izimi bulmak için mecburen ona yanaşmış. Hiç anlamıyorum Ayşe. Madem beni 3 kuruşa satacaktı, neden o kadar şeye katlandı? Bir bilsem. Ben odama gidiyorum. Affet beni Ali Bey. Beni affet. Ben kardeşimi korumak zorundayım. Beni affet.